Almanya'da koalisyon dağıldı, bir hükümet krizi var ve 2025'in başlarında bir erken seçim bekleniyor. Amerika'daki seçimleri Donald Trump'ın kazanmasının hemen ardından Olaf Scholz Almanya'daki Maliye Bakanı'nı görevden aldı arkadaşlar. Önce size koalisyonu göstermek istiyorum arkadaşlar. Solda gördüğümüz Olaf Scholz kendisi zaten Almanya'nın şansölyesi SPD partisinden. Ortadaki Robert Habeck arkadaşlar kendisi de Grüne'den ve kendisi Vice President yani Şansölye'den sonra en fazla yetkiye sahip ikinci kişi. Aynı zamanda Ekonomi Bakanlığı ile de ilgileniyor. Sağda gördüğünüz kişi arkadaşlar FDP'den, Freie Demokraten Partisi'nden Christian Lindner. Bu da Finans Bakanı arkadaşlar. Yani Maliye Bakanı finansla alakalı şeylerin büyük çoğunluğunu kendisi yönetiyor. SPD Partisi arkadaşlar Sosyal Demokratlar diyebileceğimiz bir parti. Grüne Partisi daha çok böyle işte çevreyle ilgileniyor. Geri dönüşüm işte yenilenebilir enerji vesaire böyle şeylerle ilgileniyor. FDP de daha çok liberal bir parti diyebiliriz. Yani devletin çok fazla her şeye karışmasını tasvip etmeyen, desteklemeyen bir parti. Daha özgür bir ekonomi olmasını destekleyen bir parti. Şimdi olay şu arkadaşlar. Trump kazandı. Trump başa geldi. Sonrasında Olaf Scholz diyor ki biz borçlanmalıyız. Bizim borçlanmamız lazım. İşte kamuya yatırım yapmamız lazım. İşte silah almamız lazım. Şunu yapmamız lazım. Bunu yapmamız lazım. Borçlanmalıyız diyor. Aynı şekilde Robert Habeck de destekliyor. Yani bu konuda aynı fikirdeler. Olaf Scholz ve Habeck. Ama FDP'nin bakanı Christian Lindner bu fikirlere karşı arkadaşlar. Almanya'nın borçlanmama politikası olduğundan dolayı borçlanılmaması gerektiğini düşünüyor. Buna karşı çıkıyor. Olaf Scholz'un bu borçlanma talebine karşı çıkıyor arkadaşlar. Ve sonrasında Olaf Scholz Maliye Bakanı'nı görevden alıyor. Ve onun yerine bir SPD üyesi geliyor bakan olarak. Zaten bu Ampel koalisyonunun çok fazla bir oyu yok arkadaşlar. Ve Olaf Scholz'un bu yaptığı şeyler halkı epey soğutmuş durumda. Yani Olaf Scholz'un bütün yaptıkları, bütün paylaşımlar vesaire konuşmaları halkı gerçekten çok soğutmuş durumda. Bu koalisyondaki problem kimin işine geliyor? Tabii ki de ana muhalefet liderinin işine geliyor arkadaşlar. CDU partisinin başındaki Friedrich Merz'in işine geliyor. Bunun sonunda ne olacak arkadaşlar? Olaf Scholz güven oyu isteyecek. Yılın sonuna kadar Aralık ayında güven oyu istemesi bekleniyor. Yeterli desteği alamadığı takdirde 60 gün içerisinde bir erken seçim yapılacak. Yani bu muhtemelen önümüzdeki yılın Ocak-Şubat aylarına denk gelecek. Halkın bu koalisyondan artık epey bıktığını söylemiştik. O yüzden bu sosyal demokratların, liberallerin, yeşillerin oyları azalıyor. Yani patır patır dökülüyorlar arkadaşlar. O yüzden buradan kayan oylar da başka yerlere gidiyor. Özellikle sağ görüşlü partilere akıyor çoğu oy. Genellikle bu sosyal demokratlara, liberallere giden oylar artık sağ görüşlü partilere akıyor. Popülist ve sağ görüşlü partilere akıyor. Ortada gördüğümüz kişi arkadaşlar ana muhalefet lideri Friedrich Merz, CDU partisinden. Burada sağda gördüğümüz AfD'nin lideri Alice Weidel. Solda gördüğümüz ise Sarah Wagenknecht. Bu da kendi partisini kurdu. Şöyle söyleyelim. Bu CDU şu anda herkesin oy verebildiği bir parti. AfD birçok parti tarafından dışlanan, demokratik olmadıkları düşünülen hatta kapatılması gerektiği düşünülen bir parti. Bunlar da yine sağ ve popülist bir siyaset izliyorlar. CDU biraz daha ortalarda diyebiliriz. Yani yine sağ Hristiyan Demokratlar bildiğiniz gibi aslında Merkel'in partisi. Sarah Wagenknecht'in partisi ise arkadaşlar yine sol görüşlü ama biraz ortaya yakın biraz popülist bir siyaset izliyor. Yani yine çok oy alabilecek bir potansiyele sahip fakat yeni kurulan bir parti. Partisi kurulur kurulmaz arkadaşlar %6 gibi oylarla başladı. O yüzden çok yüksek bir potansiyeli var bu partinin de. Ama şu anda arkadaşlar en yüksek ihtimal CDU'ya kayacak oylar. Çünkü insanlar AfD'ye öcü gözüyle bakıyor. Yani mesela SPD'ye oy vermek istemeyen bir kişi artık bıkmış mesela SPD'den. AfD'ye asla oy vermem diyor veya hiç oy vermek istemeyen bir insan hiç oy vermeyeceğim diyor. Ben tepki göstereceğim hiç oy vermeyeceğim diyor ama AfD'nin kazanmasından korkuyorum diyor. Gidiyor CDU'ya oy veriyor. Şu anda böyle bir durum olduğu için CDU çok avantajlı. Her yerden oy alabilecek bir potansiyele sahip. Şu anda aslında Olaf Scholz'un çok eleştirildiği noktalardan birisi de aslında Almanya siyasetinin artık Amerika ne derse onu yapalım noktasına gelmiş olması. Ama alternatif olarak gösterilen yine bu Friedrich Merz de arkadaşlar Atlantisizm fikirlerine sahip bir insan. Yani transatlantisizm, atlantisizm yani bu Amerika ile Avrupa'nın bu ilişkileri, birliği, ortak hareket etmesi gibi fikirlerden gelen bir insan kendisi de. AfD ise arkadaşlar birçok insanın bu güncel siyasete alternatifi olmayan çok fazla seçenek varmış gibi görünüp hep aynı sonuca çıkan bu siyasete alternatif olması için insanların tepki olarak oy verdiği bir parti. Yani birçok insan buraya oy verirken aslında neye oy verdiğini bilmeden oy veriyor. Gençler özellikle AfD partisine kaymaya çok müsaitler. Yani sosyal medyada birazcık gezinirseniz
18-25 yaş arasında gerçekten AfD'de epey bir oy potansiyeli var. Yani diyorlar ki ben artık oy vermek istemiyorum. Bu partilerden bıktım. Yani tamamen tepki. Bu partilere oy vermek yerine diyor ki ben bu partiye veriyorum ki en azından bir şeyler değişsin. İnsanlar anlasın ki biz şeyiz yani bir şeyler istiyoruz. AfD de şu anda biliyorsunuz Thüringen'de eyalet seçimlerinde birinci oldular. Diğer Doğu Almanya eyaletlerinde de ya birinci ya ikinci oluyorlar şu anda. Çok yüksek potansiyeli olan bir parti. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Önümüzdeki hükümetin de koalisyon hükümeti olacağını düşünürsek AfD ile koalisyon yapacak bir parti yok. Yani AfD'yi kabul eden, AfD ile koalisyon yapabiliriz diyen bir parti yok. CDU'nun tek başına başa gelme ihtimali var mı? Onu bilmiyorum. Onu araştırmak lazım. Ama en yüksek bu ihtimal arkadaşlar. Yani olabilecek bu ihtimal var veya CDU'nun başka bir partiyle ortaklık yapması ihtimali var. Normalde böyle bir video yapma gibi bir fikrim yoktu. Fakat kısıtlı bilgilerimle benden bu talep edildiği için bir video hazırlamak istedim. Epey yüzeysel, epey böyle genel bilgiler var. Genel yorumlar var. Yani bu anlattığım şeylerin hiçbirini doğru olarak kabul etmeyin. İnternetten gidip kendiniz araştırın arkadaşlar. Ama bana soracak olursanız işin özeti şu arkadaşlar. Amerika, Rusya-Ukrayna savaşını çıkararak hem Avrupa'yı eledi hem Rusya'yı eledi. Yani Avrupa'ya Rusya'yı adeta egale etti ve tabii ki Avrupa'nın başında da Almanya olduğu için Almanya'ya da epey zarar vermiş oldu. Buranın karlı çıkanı Amerika oldu. Yani zaten Amerika güdümünde bir Avrupa vardı. Fakat bu savaştan sonra iyice Amerika güdümünde olmaya devam ettiler ve tamamen bağımlı bir hale geldiler. Ve biliyorsunuz Almanya'nın o kadar savunma yatırımı yok. İşte Avrupa'nın o kadar savunma yatırımı yok. İşte bu savaş yüzünden zaten Almanya'nın en çok enerji tedarik ettiği, doğalgaz tedarik ettiği, Rusya ile ilişkileri kesildi. Doğalgaz kanalları patladı. Mesela AfD'de ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Diyor ki Ukrayna savaşını bitiriyoruz. Hatta diyor ki Avrupa Birliği'nden çıkıyoruz. Yani sınırlarda kontrol olacak. Avrupa Birliği'nde olmayacağız. Çıkıyoruz, komple çıkıyoruz. İşte Avrupa'nın ekonomi şeyinden çıkıyoruz. Yani çıkıyoruz. Bunlar yani böyle %100 karşılar arkadaşlar çoğu şeye ve halkın da çoğunun hoşuna gidiyor bu. Çünkü artık yeter diyorlar. Yani şimdi biz Almanya olarak Avrupa'nın deviyiz mesela. İşte ne bileyim Yunanistan'da bir şey oluyor, Romanya'da bir şey oluyor. Oradaki ekonomiyi biz ödüyoruz, biz karşılıyoruz. Vergilerimiz oraya gidiyor. İşte ne bileyim Ukrayna Rusya arasında savaş oluyor. Bunun yatırımını biz yapıyoruz. İşte silahları biz alıyoruz. Biz niye bunu yapıyoruz diyorlar. Ve insanların tepkisi bu yüzden. Ve bunun gerçekten halkta bir karşılığı var arkadaşlar. Almanya'daki siyasi krizi elimden geldiğince özetlemeye çalıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçok parti var ve hepsi birbirinin aynısıymış gibi bir konuma düşüyor insanlar şu anda. Türkiye'de olduğu gibi. Bu problemlerle Almanya gerçekten nasıl başa çıkabilecek ben bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü siyasi krizler ekonomik krizlere sebep oluyor. Ekonomik krizler de durgunluğa sebep oluyor. Almanya, Avrupa, Rusya, Ukrayna arasındaki savaşın çilelerini çekerken Amerika büyümeye devam ediyor. Çin büyümeye devam ediyor. Avrupa durgunlaşmaya devam ediyor. Bundan sonra da arkadaşlar Almanya'daki ekonomik ve sektörel sıkıntılarla alakalı bir video yapmak istiyorum. Ama size de söylediğim gibi bu politik ve ekonomik sorunlar gerçekten birbiriyle iç içe geçmiş durumda. Gerçekten Almanya bitmiş, Avrupa batmış gibi şeyler söylemek şu anda çok saçma ama Avrupa'nın önümüzdeki 20 yılının çok da aydınlık geçmeyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü teknoloji, yapay zeka, elektrikli arabalar gibi konularda gerçekten Amerika'nın ve Çin'in gerisinde kaldılar. Ve gördüğünüz gibi sanayi ve üretim odaklı bir ekonominiz varsa çıkan bu politik ve siyasi krizlerden direkt olarak etkileniyorsunuz. Almanya şu anda hem Rusya-Ukrayna savaşını çekiyor, hem Amerika ile Çin arasındaki savaşı çekiyor. Hem de Avrupa Birliği'nin lokomotifi gibi çalışan bir ülke olduğu için Avrupa içerisinde hangi kriz yaşanıyorsa en çok bundan Almanya etkilenmiş oluyor.